Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. 4 gün sonra birlikteyiz arkadaşlar. İlk başta Denver özüne döndü. Evet. Indiana Pacers'da Andrew Nembhard inanılmaz bir üçlük attı. Cleveland bizleri de şaşırttı. Dedi ki sağ avantajını kaptım. Thunder Dallas serisi de gayet keyifli geçiyor. Aslında bu 4 seriye değineceğiz. Ondan sonra da yine GX sohbetimize son safalarda devam edeceğiz. Abi ilk başta ilk maça başlayalım. Denver-Minnesota. Evet, Nihat Kahvecili Real Sociedad'ı da değinecek diye bir düşündüm. Ha, yok, o ama kadar şey girmedik. Yani sanki Minnesota da biraz özüne döndü. Çünkü yani 16 maçlık bir galibiyet serileri vardı totalde. total'de. Hem playoff hem de normal sezonun sonuna doğru. E artık hani evet biraz savunma anlamında bu maç düştüğünü gördük ve Denver'da şampiyon takım olduğunu hatırladı. Şimdi sonuca göre tabi yorum yapmak kolay. Hani hmm. burada açıkçası onu söylemek lazım. Yani Maç oynandı bitti ondan sonrasında hadi bakalım şimdi Denver şampiyon gibi oynuyor. ben de aynısını düşündüm <laughs> izlerken. Tabii. Yani bu klasik işte spor gazetesi manşeti gibi oluyor. İşte Denver tabii. hakikaten işte şampiyonluğunu gösterdi falan değil fakat Topu iyi dolaştırmaları, iyi evet. bölüşmeleri aslında mesela benim beklediğim o değildi. Hı hı. Ben Jokic ile Murray'nin tıpkı o Lebron ile Kyrie'nin yaptığı gibi 40'ar sayılık hı hı hı. bir performansla işte 80 sayı falan bulmalarını bekliyordum. Evet. O olmadı ama Jamal Murray mesela yine çok çok pozisyonda mesela enteresan basketler buldu. Zorlama demeyeyim ama zor pozisyonlardan önemli sayılar çıkardı. Nikola Jokic ise Aaron Gordon'ı, Michael Porter Jr'ı ve tabii KCP'yi de belli pozisyonlarda iyi gördü. Doğru. E çok fazla mesela aslında şeyde de onu fark ettim, hücum aksiyonlarında Rudy Gober'le baş başa bırakacak şekilde önden bir perde verdiler. Hı hı. Mümkün olabildiğince Jokic'i Gober'e yaklaştırdılar. Bazı pozisyonlarda da Naz Reed'le kaldı. Gober'e gelmesi demek aslında Gober'in yardım savunması yapamaması demek anlamına geliyordu. Tabi bunlar aslında bir yandan da tabi diğer oyuncuların maça hazır olmasıyla da iyi birleşti. Kesinlikle. Şimdi konuşurken de bir yandan aklıma şey geldi. Çocuğunun Hı. adı Romeo'ymuş. Rudy Gober geçen maça çıkamamıştı ya. Evet. Oğlunun adı Romeo'ymuş. Öyle enteresan bir bilgi verin. Bir de Michael Porter Jr.'ın dövmesini hiç beğenmedim. Aklıma o geldi anlatırken. bir Dövmesi. Düşün... Evet şu vallahi sol kolundaki Allah. bir hiç dövme. Hiç dikkat etmemişim valla hoşuma da gitmedi öyle bir detay bilgi vereyim şimdi anlatırken aklıma o geldi ama sahi isabet yüzdesi Denver'ın bir ara yüzde 60 gibi filandı evet evet e zaten maçı da yüzde 58 de falan bitirdiler galiba bir kere zaten hani konuşmamız gereken hadiselerden bir tanesi de üçlük performansı Denver'ınki yani yüzde 50'ye yakın 29'da 14 mu attılar Vallahi şimdi 20... tabii 29'da şey. 14 attılar evet e Minnesota'da zaten tuğla attı neredeyse Şimdi bu tabii oluyor. Şahane bir fark vardı. Yani bunu mesela Boston'la işte Cleveland'ın oynadığı maç özelinde de konuşuruz. Veya işte Dallas OKC'ye değindiğimizde de gireriz. Tabii ki neticede çok fazla pozisyon üzerinden oynanan bir sporda belli maçlar arasında performans oynayabiliyor. Tabii. Nitekim mesela hani Anthony Edwards oynamadı. Yani %50'nin üstünde bir performans vardı. Oynamadı derken performansı dalgalanmadı. Yani çocuk iyi bir performans ortaya koydu. Hı hı. O kadar yüksek bir patlama yapmadı sadece. Fakat onun dışındaki mesela diğer işte elemanlardan filan aynı verim çıkmadı. Tabi burada şunu da konuşmamız gerekecek. Knicks Pacers maçındaki maçın hikayesiyle Wolves Nuggets'ınki daha farklıydı. Çünkü İki takımın 2-0'lık skoru ele alışı bambaşka bir şekilde cereyan etti. Yani Nagıt bildiğin gidiyordu. Yani Nuggets direkten döndü şu an. Direkten döndü ve bence oradaki diğer niyet de Cemal Möre özelinde aslında ilk yarı iyi başladı. Yani şu evet. anlamda iyi başladı. Biraz böyle acelesi varmış gibi oynadı ve sağlam başladı canım. E, sonuçta iyi. 24 sayı attı yanlış hatırlamıyorsam. 18'i ilk yarı geldi evet. ve Denver'da da onu istedik. Yani biz bir an evvel bir farkı açalım ve evet, da kesinlikle, farkı kesinlikle. hiçbir şekilde kapattırmayalım gibiydi. Farkı açmayı başardılar ve açtıktan sonra hep orada tuttular. Bu tutma sebeplerinden bir tanesi de doğru oyunu oynayabildiler ve biraz da hep o alanı açtırabildi bu kez Minnesota'ya karşı. Yani biraz o çalkalamayı yaptılar. E tabii şimdi bazı şeyler hani çok basit bir prensip. Yani neticede diyelim ki Christian Brown'dan ek üçlük geldiği zaman Tabii ki o kadar boş bırakamıyorsunuz. Ya tabi. top onun üzerinden de dönebildiği zaman mesela çünkü bir tanesinde bir veya iki tane çaprazdan üçlük buldu hatırladım. Evet. KCP'nin mesela orta mesafeden bulduğu değişik bir iki tane sayı oldu. Onun haricinde de Aaron Gordon, Dunkers spot diyorlar ya yani tam pota altı aslında basit şöyle özetleyeyim ama cepheden değil de yanlardan kalan boşluk. Hı hı. Genelde böyle ya short rollda görülür o ya da böyle e, ufak bir belki pick and roll sonrasında bir kişi daha boşa çıkar filan öyle bir pozisyonda. elüp yup pozisyonlarında filan. Aaron Gordon oralarda çokça boş kaldı ve aslında Rudy Gobert'i veya o an denk geldiği uzun kimse onu zorladı. Michael Porter Jr. da genel olarak istekli duruyordu ve pozisyonlara hani böyle tek tek baktığınızda aslında... Milwaukee diyorum özür dilerim. Denver Nuggets kendini maça çokça verdi. Hı hı. Ve o yüzden de maç boyunca kopmadılar ve biraz aslında kafamda hani demin Milwaukee dememin sebebi de şeyden kaynaklandı. Hı. O Brooklyn Nets'e karşı da Phoenix Suns'a karşı da 2-0 geri düşüp oradan geri dönen e, şampiyon Milwaukee gibilerdi biraz da. Hani tamam beyler biz kaybettik bu iki maçı. Sıfırlandı. Şimdi bir daha başladık diyebilirler. Bir de bence diğer faktör de şuydu abi. Yani Jaden McDaniels faal problemine çok erken evet, geldi. Var, de. Ve faal problemine erken girdiği için aslında bu adamın ana görevlerinden bir tanesi Cemal Murray'i yormaktı. E burada yorucu görevi üstlenen başka birisi olamadı bu maçta. E Jaden McDaniels'tan da pek faydalanamayınca hakikaten o savunmada direnci de yaşayamadılar. Şöyle bir örnek vereyim. Yani savunmadaki o dirençle ilgili. işte Perşembe günü misal halı saha vardı. Arkadaşları izliyordum ediyordum. O ikili mücadeleyi kapamadığın an olur ya. Yani. Evet. Mesela bir pozisyonda kapamazsın, iki pozisyonda kapamazsın ama kardeşim 27 pozisyonu mesela 23'ünde rakip aldığı takdirde sen istersen 5 gol at adam o maçı kazanıyor bir şekilde. Tabii, tabii. Savunmadaki o sertliği sağlayan birkaç oyuncu da o gün formda değilse e, playoff'larda o maçı kaybediyorsun. Şimdi zaten burada mesela... Korelasyon iyiydi ama. Korelasyon iyi yani Maltepe'de oynanan bir halı saha maçıyla Timberwolves <laughs> evet. Nuggets... E, korelasyonunu burada yakalamış oldunuz. Evet. Sizler de şanslı dinleyicilerdiniz. Ben tabii biraz daha mesela Carlo Ancelotti'den örnek vereyim. Real Madrid mesela Şampiyonlar Ligi'nde şimdi tabii finale doğru geldi ya ya finale çıktı tabii. Doğru geldi demek evet. değil. Çok haber değil ya, taşımıyor ne yazık e, taşımıyor. ki. Taşımıyor yani zaten bir şekilde final yapıyor Real Madrid e her türlü. Carlo Ancelotti'nin tabii hani esas değinmek istediğim noktası da o. Hı hı. Savunma disiplinini ve oyun direncini iyi oturtuyor takımlarına. Kesinlikle. Haliyle de bu ekipler aslında bir şekilde maçın içinde hep kalıyorlar. Yani bir farklı iki farklı bile geride olsa diyor ki tamam ben oyunun içindeyim. Yani dağılmadı bir sorun yok tamam top bende. Ben inisiyatif alabilirim. İcabında hani gol yemediğim sürece maçın içindeyim doğru diye oynayabiliyor. Şimdi burada tabii iki spor arasında hani belki biraz daha genel bir yorum yapalım. Şöyle de bir fark da var. Basketbolla ilgili şunu da iz düşünebilir bazı izleyicilerimiz. Yani siz 50 sayı fark bile koysanız iki maçta da neticede sıfır başlıyorsunuz. Futbolda mesela iki ayaklı eşleşmelerde. Averaj ve handikap diye bir durum var. Yani siz ilk maçı 3-0 kaybettiğinizde ikinci maçı tabii ki kazanmanız yetmiyor. 3 handikapı da kapatmanız gerekiyor. Gol Doğru. diferansiyelini doldurabilmek için. Şimdi basketbolda siz bir, bir sayı farkla bile kazansanız seri oldu sana 2-1. Bir. bir daha aynısını yapsanız 2-2 iki iki oldu. Basketbola dediğim gibi hani maç özelinde momentum Tabii ki. Daha şey ama mesela 2019 daha 2019'da mesela Toronto Raptors Milwaukee Bucks'a aynı tarifeyi uygulamıştı. Yani Milwaukee Doğru. çok daha iyi başlamıştı, daha baskındı ve ilk iki maçı kazanmıştı. Üçüncü maç iki defa uzatmalara gitmişti. Öyle dönebilmişti. Tabii, tabii. Çok Hawaii Toronto'da ama döndü bir tabii, şekilde. Tabii. Toronto zaten o hani birkaç seri boyunca çok döndü. Tabii ki. İşte bunları tabii düşünmek lazım. O yüzden de ben hani Denver'ın dördüncü maça bu aklı Selim'le hareket edeceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü ikinci maç hani biraz ekstrem bir farka doğru gitti. Daha böyle fecaat bir performans ortaya koydu. Bilhassa Jamal Murray. Ama işte diğer yan parçalardan doğru destek gelince bir de tabii ki benim aslında Target Center'daki Minneapolisli seyircilere de ciddi bir eleştirim var. Hı. Yani kardeşim işte muratın dediği gibi 16 maçlık bir seriyle gelmişsiniz ve bana göre playofflardaki en iyi takım da şu ana kadar Timberwolves. Evet evet. benim zaten fikrim hani şu anlık değişmedi tabii, tabii. ama tabii benim şöyle bir eleştirim var. Ya 16 17 şey maç kazanmışsın arka arkaya ve Skor olarak geri düştün. Oyun olarak da pek iyi değilsin. İlk periyot bittiğinde 8 sayı gerideydi. Ondan sonrasında ikinci çeyrekte de fark açıldı. 14-15'e geldi. Hı hı. Ya seyirci falan susuyor. Niye susuyorsun anasız Ne oluyor yani? O esnada ya yine olmayacak psikolojisine mi giriyor? Onu hiç anlamadım. Yani neden böyle bir mesela maça angaja olamadılar? Yani Sadece bilmiyorum. Cemal Murray'i yuhaladılar falan. O da bitti sonra falan. Ya karşındaki takım geçen senenin şampiyonu olabilir. İşte yok 3 3 defa MVP olabilir. Ya sen seriyi daha iyi oynayan tarafsın. Ha tabii kesinlikle. Niye sönüyorsun? Bunu anlamadım açıkçası. Öyle bir eleştirim var oranın seyircisine de. Ya var bir de hakikaten bu sosyal medyadan dolayı belki telefonlar toplatılsa maçtan evet ya, önce evet. iyi olabilir. Çünkü özellikle hani maçlara giden arkadaşlarımız ya şey yandan izleyen tayfayı gördüğü vakit anlıyordur hani buradaki de o tartışma dönüyorsa ya o da onun parasını veriyor yapacak bir şey ya, yok da. E yani sonuçta İngiltere'de ya da işte şeyde İspanya'da herhangi bir yerde o adam da oraya o aynı parayı veriyor ama yani oradaki izleyicilerin anlık tepkisi falan çok çok farklı. E diğer yandan da bir de şey de garip yani adam mesela maçtan çıkıyor yani mesela 7 dakika kalmış. Evet. Fark mesela 15, 20 fark şey çıkıyor misal. Tabii. Yarın iş Ama, var filan diye. Ha yani. Ama bunu şeyde de yaşamışlardı. Real Madrid City serisinde 1-0 evet. City önde dakika 89. Sol üstte yazdı. City'nin seri kazanma oranı yüzde 99 ihtimalle Şey Real'in de yüzde bir. Çoğu insan çıktı Santiago Bernabeu'da. Sonra tam o alandayken gol sesi geliyor. On, ne oluyor bilmem ne. Abi sen bu anı birden nerede yakalayacaksın? Yani, Gerek yok. Tabii. Yani belki t performansı yaşayacaklar bir daha. Tabii ki tabii ki. Hani şey güle güle diyorlar. Deyip aslında ikinci maça geçelim abi. Hızlı bir geçiş. Böyle de bir Marvel geçişi yaptık. Indiana Pacers, New York Knicks. Andrew Nembhard aslında net bir üçlük attı. Hakikaten o. Çok net bir üçlük değildi ya. Yani şey anlamında o ses anlamında netti tabii. hakikaten. Mike Breen'in bendiyle. Tamam çok iyi, özüm sevdim. Ve şey garip geldi bana. Aslında Los Angeles Lakers'ın bu adamı draft etme imkanı varken Andrew hartı tercih etmemişti. Buradan da aslında Lakers camiasına tekrardan bir gönderme yapalım. Valla ben aslında hani Andrew Nemhard tabii ki konuşulabilir ama Donny DiVincenzo'nun Golden State'ten salınması ile ilgili eleştirimi Oo, evet. dile getirmek istiyorum. Yani siz ne akla hizmet bu çocuğu yolladınız. İşte CP3'ye kontrat verelim. Hani Chris Paul İlk 3 çeyrek sonunda 32 sayıdaydı DiVincenzo. Ya bak yanlış hatırlamıyorum değil mi? Chris Paul gelsin diye döndü DiVincenzo gönderildi. Ya yani, yani çok ihtimalle doğru. yani orada bir tutuldu ya akılları tutuldu yani. Ya yani yapılacak iş değil. Ben izlerken yani samimi söylüyorum yani mantığım almıyor. Yani bu çocuk Golden State'te tam olarak aranan kan olurdu. Tam olarak işte bu adam lazımmış mesela. Bilin. Yani Golden State'in oyun yapısında evet. da her şey cuk oturuyor. Ya çocuk 35 mi 38 sayı attı? Yani bir ara 35'teydi en azından ben saymadım sonra. 35 olabilir. Yani bir taraftan da şeyi düşünüyorsunuz. Yani çok net oynayan, hiç topu evelemeyen, gevelemeyen bir tabii, dart tabii. veya işte kısa forvet de diyebilirsiniz. Ben böyle oyuncuları çok seviyorum. Hani alayım, hani döneyim, biraz daha vurayım yok, o tarafa. Hiç böyle bir şey yok. Tamam, aldı top elinde, kaldırıp üçlü atıyor. Ya içeri vuruyor giriyor. Belli olarak. alanlara direkt keskinleşmiş iş, şimdi zaten. İşin güzel tarafı bu bu. Sen zaten takımında böyle bir adam istiyorsun. Şimdi bunu şeye de benzetebilirsin, sen bilmem kaç yaşını geçip daha hala işte bilmem ne uygulamasından ne yemek yiyeceğini karar veremeyen insanlar vardır. Halbuki git mutfağa koy, işte aç önüne ununu ser, bilmem ne ya, falan yemeğini pişir. Yok karar veremez mesela 35-40 yaşında adam dersin hı hı. Hani böyle insanlar vardır bir de mesela öteki tarafta 25-30 yaşında adam hakikaten bütün mutfağına hakimdir evine hakimdir. Şimdi bunun arasındaki fark gibi yani yetişkin bir adam görüyorsunuz sahada Doğru. ben bu sefer Nix'ten öveceğim kişiyle ilgili övgüyü Donny Vincenzo'ya vermek istedim bu yüzden ama Andrew Nembhard ve Indiana Pacers'a da tabii geri dönelim Pacers'ın savunma performansı ve belirli pozisyonlardaki direnci bence çok iyiydi. Ve Indianapolis seyircisi bence maçta çok bütünleşti. Böyle anlarda da onu çok gördük. Yine mesela bir sonra hani OKC ile ilgili konuştuğumuzda da ona değineceğim. OKC mas e, masmavi giyinmişti. Evet. Pacers da benzer şekilde de sapsarı giyinmişti falan. Şimdi bu gibi illerde bunu görmek istiyoruz. E tabi. Maç izlediğimizde. Bir de hatırlarsan yani aslında Lebron James'e Paul George'un böyle kapıştığı evet, o serilerde de. yani, 2014 de olabilir. Emin değilim çünkü bir maç 7. Maça, maça gitmişti. Galiba 2014'te ama şunu unuttum. Ya yani orada da aslında Paul George'lu Indiana <laughs> sıkı zorlamıştı ve o maçlarda da tam aynı seyirci vardı. Tabii, tabii, aynen öyle. Hatta o takımda bir de enteresan bir Deni Granger vardı. Ha Deni Granger şimdi 33 numaraydı bir, galiba. Evet, gurme bir tercihtir. Ee, şey, şimdi yanlış bilgi vermeyeyim arkadaşlar ama geçen gün baktım. Knicks de galiba 99 2000'den beri finallere çıkamamış vaziyette. Yani şey, Doğu Konferans finaline Pacers'ta da aynı hadise var. Aslında iki seri de yani şu ha. anki e, iki takım da aslında aynı yıl, mesafe, uzaklıkta. E şimdi şeytanın diye... bacağını kıracak birinden biri. Bir bile. tanesi muhakkak kıracak da e, ikisi için de aslında güzel bir hikaye. Evet. Güzel bir hikaye tabii eşleşmenin diğer ayağında. Daha doğrusu doğumun e diğer ayağında. Bir de rejimilere bayağı sövdü şey New York Şehri ise ikinci o, maç evet, ikinci evet. maçın sonuna doğru. Ama tabii Recimiler'in husumeti çok var hani New York'la o dönem denkleştikleri için. Şey de güzel ama maçtan sonraki açıklamasını gördün mü? Rejimlerin New yok görmedim hayır. Yani Ya kardeş tam söylediğiniz hani ben size cevabı vermiştim hani beni etkilemiyor böyle bir şey. <laughs> Hani yapamasaydın anlardım diyor. Bu arada yani Reggie aslında 2004 veya 2005 Pacers'la çok güzel bir şampiyonluk kazanma imkanı vardı ama o çıkan kavgadan dolayı işte Detroit Pistons'a çıkan Doğru. kavgadan dolayı oralara gelememişti. Halbuki mesela 2005'te Spurs'a karşı final oynayıp ondan sonra şampiyon olabilecek bir taraftı. Doğru. Bence Indiana Pacers. Böyle de bir dipnot düşeyim. Indiana Pacers benim görmek istediğim savunma direncini bir nebze olsun koydu. Ortadaydı yani o açıdan. Ee, ama tabii biraz daha şeye ihtiyaçları olacak, çabaya ihtiyaçları olacak. Ve şeyi görüyorsunuz yani aslında Knicks hakikaten her maça çok sıkı asılıyor. Evet Ve evet. maçların ortada geçmesi hiç önemli değil. Yani Knicks her türlü maçı alabilir pozisyona geliyor. Çünkü Jalen Brunson zaten Nembhard'dan önce bir üçlük attı. Evet yani o doğru. da şeyi gösteriyor size. Maç uzasa mesela bence yine Knicks'in avantajını olacak o durum. Veya diyelim ki hadi Knicks Pacers'ı yenemedi. Dördüncü maçta yine biraz daha avantajlı olan taraf. Yani çünkü o Josh Hart'ın dinamizmi, ne bileyim Isaiah Hartenstein'ın pozisyon pozisyon kondisyonu ve konsantrasyonu çok iyi. Çok yerinde. Bunları görmek de aslında eğer ki New York Knicks taraftarıysanız çok olumlu. Çünkü takımın geleceğinin de olduğunu görüyorsunuz. Mesela işte o son pozisyonda aslında yani Nempart'ın üçlüğünün ekstra olmasının sebebi McBride. Evet. Değil mi? McBride evet. İkili sıkıştırmaya gelip topu Halliburton'dan çıkarttı. E, Jalen Brunson bir kayma yaptı. O pozisyonda böyle bir alan savunması gibi gibi bir dinamiğe döndü aslında. Dizili öyleydi. Doğru. Ondan sonrasında adam adamaya kaldılar falan. Aslında zor şuta zorladı. Yani o öyle çok rahat girecek bir şut değil ama. Evet, tabii tabii. Işte... Körü bari bir aslında üçlük tabii, oldu. Tabii Öyle denk geldi. Ama hani hakkı değildir de diyemem. Güzel de bir galibiyet oldu. Seyir zevki yüksek bir eşleşme oluyor. İzleyicilerimize de tavsiye ederim izlemelerini yani. Zaten Knicks'te bir, bir diğer sıkıntı da şu abi. Hani ikinci maçın ardından aslında OJN'a da bir sakatlanmıştı. Evet. evet. E şimdi Robinson yok. Boyan Bogdanovic yok. Yani sezonu kapatan ve muallakta olan isimler de var. Knicks aslında hakikaten sakatlıklarla da bayağı boğuşan bir ekip olmaya başladı. Peki diğer şunu söyleyeceğim abi. Tyrese Haliburton için diyorduk ya kardeşim senin şu hamstringden dolayı bir yapamıyorsun evet. diye. Son iki maçta Tyrese Haliburton 69 sayı. 16 asist, 13 üçlük, %56 sahiçi isabet, %48 üçlük, %86 serbest atış. Tamam. Yani şu an iyi bir Şimdi noktada gidiyor. İlk başta şey demişsin 6 sayı atarsan böyle olmaz diye tabii. yani. 69 atarsa tamam sonuç yok zaten. Tabii canım. önemli olan oynayabilmesi lazım yani takımınızın asli oyuncusunun. E Saada kalması lazım. zaten Anthony Edwards için de bunu diyorduk ya kardeşim hani ya. Tamam hani mantıken 22 yaşında çocuk hani benden daha ufak. Bekliyorum. He bu, bekliyorum, bunu beklediğimiz için hani. diyorduk Anthony yani göster kendini diye. İkisi de aslında bir iyi durumlu hakikaten. ya şeyde de öyledir. Ben iş yerinde mesela diğer personellerle falan çalışırken de ona çok dikkat ederim. Yani bir şey beklediğim insana zaten yüklenirim. Eleştirde bulunurum. Ha tabii doğru. Prensibim, düsturum o şekildedir. İşte bu konuda da öyle yani. Anthony Edwards için de aynısı geçerli. Normal sezonda 8-9 sayı attığın maç olamaz senin. Yani birisi kalkıp gidip espriyle de olsa işte Michael Jordan'ın kayıp çocuğu diye fotoğrafını koyuyorsa yan yana hı hı. Ve sende bu yetenek seti varsa o zaman abi hakkını vereceksin bunun her maç. Sen en az mesela 18-20 sayıyla oynayacaksın. Her sene sayı krallığını oynayacaksın. İcabında normal sezon MVP'liğini oynayacaksın. Vesaire vesaire. Edwards daha genç. Daha önümüzde çok uzun yılları var. Ve bence daha çok da başarılar kazanır. Ama hani Halliburton'un falan da bu vites arttırması iyi oldu, olumlu oldu. Yok, Senin gidişatı açısından da. Katılıyorum abi. Ee, diğer tarafta aslında yani saha avantajını alan iki ekipe değineceğiz. İlk başta doğudan devam edelim istedim. Tamam. Boston Cleveland'da aslında ikinci maçta Donovan Mitchell ve işte Karis Levert ya da e, şey Evan Mobley gerçekten güzel oynadılar ve bir anda Boston'a şey hissettirdiler. Hani biz sizden maçı alırız sıkıntı Şimdi... yok <laughs> diye. Güzel oldu ve aslında şu da var. Jerry Allen da olmadığı için <laughs> aslında yani Mobley ile Allen ikilisi gerçekten çok fark yaratıyordu. E Jerry yok ama güzel bir şekilde devam edebiliyor Cleveland. Şu, şunu söylemek lazım aslında galiba her şeyin NBA'in yorumlarından birinde görmüştüm. Esport değil de her şeyin NBA olması lazım. Adını hatırlamadığım bir izleyici çok güzel bir analiz yapmıştı birkaç satırda. Hmm. Zaten bunlar bence çok değerli çünkü aslında hmm. çok fazla böyle üzerine düşünmesine gerek olmadan bile insanların bazı şeyleri ıskaladığını fark ediyorsunuz. O arkadaş da onu güzel ortaya koymuştu. Diyor ki aslında Boston Celtics Cleveland Cavaliers'tan daha iyi bir oyuncu grubuna sahip değil bence diyor. Hı hı. Fakat yıllardır Boston franchise olarak o kadar iyi yönetiliyor ki işte Brad Stevens gibi harika bir koçtan harika bir yönetici yarattılar. Bir sürü oyuncunun performansını olması gerekenin üstüne taşıdılar. Bu sayede aslında çok daha efektif bir takım hüviyetine bürünüyorlar. Halbuki aslında o kadar da dirençli değiller gibi bir şey hı. demişti. Çünkü tek tek koyduğunuzda mesela Mitchell, Garland işte efendim söyleyeyim hatta Max Struss'u diyor. Jared Allen, Evan Mobley falan bunlar e, daha iyiler. Isaac Okoro, Isaac Okoro falan daha iyiler demişti. Şimdi evet, o gözle baktığınızda, objektif olarak yan yana koyduğunuzda, tabii ki boş takım değil, tabii ki çok daha iyi oyuncular olarak bile görülebilir. Ona da bir şey demiyorum. Güzel bir yorumdu bence analizde. Bu yorumuna şöyle bir ekleme yapayım abi aslında. Jason Tatum'a galiba birinci maçın ardından ya da ikinci maçın ardından ya da ikinci maç öncesi, 3 üç tane ihtimal var. Tabii, her bir, ihtimali he, kavradı zaten. Bir, bir yerde yakaladım o yorumunu. Jason Tatum'a diyorlar işte ne hani süper takım bilmem ne diyor du bir dakika diyor ya öyle bir süper takım falan değiliz diyor adam diyor neden? E bizde diyor yılın koçu yok diyor MVP yok diyor şu yok bu yok evet. diyor. Dediğine getirmiş aslında Jason Tatum'u. Evet biz iyi bir takımız ama yani böyle işte hani ne bileyim LeBron, Wade, Chris Paul gibi bilmem ne yani böyle bir üçlemelerden oluşan bir takım değiliz. Biz sadece iyi bir takımız diyor. Ve bu dediklerine de aslında biraz bağdaşıyor. Şimdi şunu da görmek lazım. Hani Boston seyircisine işte Celtics taraftarına bir eleştirim gibi algılanabilir bu tabi. E işte i̇şte Tottenham Hotspur bu seneyi iyi başlamıştı ya Enş Postecoglou ile beraber. Evet. Şey yorumu geldi. Manisalı. Manisalı. Enş hocamla beraber işte. E Ekim ayında şampiyonluğunu ilan etti demişti. Yani ha. Böyle bir geyik vardı çünkü çok iyi başladılar falan. Tottenham taraftarı da hemen havaya girdi. Ha. Ekim'de biz şampiyon olduk falan diye. Şimdi Boston'da da tabii buna benzer bir taraf oluyor. Yani takım çok iyi tamam normal sezonu çok iyi götürüyor. Playoff'larda da doğal olarak konferans finaline kadar çıkıyor. Fakat ondan sonra esas bitirmesi gereken yerlerde tabi belirli aşamalar kaydedilemediği için kırılganlık gösterip devriliyordu takım. İşte Golden State'e kaybetmeleri, efendime söyleyeyim daha önceki kadronun genç olması hasebiyle Kevze, 2018 Kevze kaybetmesi, işte Miami Heat'e kaybedilen bir konferans finali vesaire dediğiniz zaman zaten oralarda aslında o kırılganlık biraz daha kendisini gösteriyor. Şimdi bunlar önemli eşikler. Hani buradan sonra hiç maç vermemesi lazım Basta'nın gerçekten bir şey ortaya koyabilmesi Doğru, için. Doğru ben de katılıyorum. Maç verse bile ama yani esas olan dirayetli ve e, be, belli maçları mesela olmaz noktadan oldurabilir pozisyonda bir oyuncu grubunu ortaya çıkarabilmesi lazım. Hani göreceğiz tabi ama mesela kanamaları da Biraz enteresan oldu hani Doğru. Ben bu kadar erken bir darbe yemelerini beklemiyordum Mesela Cavs alırsa Cleveland'da kazanır diyordum bir maç hı hı. Çok daha erken verdiler Doğru ben de katılıyorum abi Son olarak Boston Celtics ile ilgili de şunu söyleyeyim Eğer bir şampiyon ödülü alırlarsa muhakkak sosyal medyada alırlar bence Çünkü inanılmaz bir sosyal medya ekibi var Arkadaşlarımız özellikle resmi Twitter hesaplarına bir baksınlar her maç sonrası bir edit yapıyorlar. Şahane. Yani gerçekten bambaşka bir seviyede. Ama edit, edit tayfa Türkiye'nin çok güçlü. Bastın falan baş Yani boy ölçemez. Ya bizim. yani bizimkiler şarkı, geçiş, kurgu anlamında evet. iyi ama gerçekten Bastın Celtics'in bambaşka seviyede. Gelelim abi son seriye. Thunder, Mavericks. İkinci maçı Dallas almasını bildi. Aslında öne çıkan iki isim vardı Dallas tarafından. Luka Doncic ile P.J. Washington. P.J. Washington'da gerçekten bir playoff takımında oynadığı takdirde nasıl oynanacağını gösterdi. Kyrie Irving arkadaşlarımız belki hani ya sadece 9 sayı atmış, 11 asist yapmış gibi yorumlayabilir istatistik yanına baktığında. Ama maç esnasında hiç öyle değildi. Çok güzel oynadı, çok güzel anları yönetti daha farklı bir oyunu tercih etti evet, evet. ikinci maçta. Ve Dallas aslında sağ avantajını almasını bildi. Ee, biraz da şeye bakması lazım bence Thunder tarafının. Evet Şah'a iyi gidiyor. Jalen Williams iyi gidiyor. Ama diğer taraflarda e, bir yönetimsel kaybı yaşadı bu maçta. Bir sahada bir çözemeliler çözemediler krizi. Ya şimdi tabii kesi daha da genç Timervolz'a göre. Ha tabii yani mantıken en genç takım ya. tabi ya yani, o, o ortada o, böyle pozisyonlarda belli ediyor kendi. Yani, şimdi mesela Luka Doncic de genç bir oyuncu ama Luka Doncic'in yani 24 yaşındaysa 22 senelik falan basketbol tecrübesi tabii var. Şimdi, adam olarak. 16 yaşında tabii, yani. Euroleague'de neler yapıyor. Ya yani, o, o fark çok bariz bir şekilde ortada. Mesela Shay çok şık bir oyuncu, çok dekoratif bir oyuncu bence. Temiz oynuyor. işte yumuşak şut tercih ediyor. Yani, evet değerli topun kıymetini bilerek oynayan bir isim fakat Takımın kalanı tabi daha o kadar hazır değil. Mesela belli noktalarda maç çok tempo kazanıyor. Görüyorsunuz ki okey'si de o tempoya eşlik etmek istiyor. Halbuki mesela bir an bir basıp bir dursan aslında sen daha avantajlı olacaksın. Veya belli yerlerde daha seri hemen koşan adamı indirmen lazım. Top kaybını zorlaman gerekiyor belli pozisyonlarda. Ama yeter ki sen o pası zorla ve kolay sayıyı bul. Onları daha göremiyorlar. O da tabi oyun olgunluğunun oturmaması ile ilgili. Benim hani bu serinin gidişatı ile ilgili şu an için diyeceğim bir şey yok. Hani biraz daha görelim bakalım birkaç maç daha. bence gitsin. de. Benim normalde hani favorim biraz daha Dallas'tı ama tabii daha oynanacak çok olası maç var. O kesi de boş takım değil ama Timur kadar hazır değillerdi bence. Hı hı. Bakalım ama daha tabii onların da karşılık verecek imkanları olur. Doğru abi. Son kısma geçerken sana bir soru sormak istedim. Spor Center'da gördüm. Hoşuma da gitti. Spor Center sormuş ki bu finallerde hani kimin şampiyon olmasını istersiniz de ihtimalleri değilmiş. Demiş ki mesela Tatum Brown ilk yüzüğünü mü alsın? Hayır. Thunder en genç takım hüviyetinde olup şampiyonluk mu kazansın? Jalen Brunson New York'a 73'ten sonra ilk defa şampiyonluk mu getirsin? Evet. Luka Doncic ilk, Kyrie'de ikinci şampiyonluğunu mu yaşasın? Minnesota işte e, Towns, Gober ve Anthony Edwards'la beraber ilk şampiyon yaşasa yok işte Nuggets back to back mi yapsın diyor. Halliburton'da Pacers ilk defa mı kazansın diyor. Mitchell de Cleveland'da ikinci kez şampiyonu getirsin diyor. Aslında öyküleri böyle güzel G güzel öyküler yapmış. var. E, i̇lk etapta tabii yok için back to back'i derdim. Yani Hı -hı. o güzel olurdu. Çünkü bir Avrupalı oyuncunun işte son 4 senede 3 defa MVP alarak bir yandan da hani oyunu bu kadar değiştirerek şampiyon olması çok gönlümden geçen bir şey olurdu. Hı hı. Ama Roseun kesinlikle hak edeceğini de düşünüyorum. Eğer ki Denver'ı geçerse ki zaten hani genel gidişat onu gösteriyor. Halen avantajı var Timroğlu'nun. Timurovsk kesinlikle hak, hak eder ve çok net bir zaferde olur. Tabii. Tabii daha biraz var ama üçüncü sıraya da Jalen Brunson ve olası bir Knicks zaferini koyardım. Çünkü ben şeyi hayal ediyorum. Hani Knicks bir şekilde şampiyon olursa bizim hani ömrümüz boyunca. Evet. Yani böyle Antep Şahin Bey bel Belediyesi'nde falan bile böyle Knicks flamaları falan e, da olabilir. 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 Yani öyle bir medya ve franchise. Hay Hayat başka nokta verilebilir. NBA ee, anlamında olur, ve Jalen Brunson anlamında ben de bire Minnesota derdim ihtimal olarak yani hangisini isterdim diye. ikiye de New York Knicks'i derdim. Arkadaşlarımıza da aslında buradan bir yorum etkileşimi anlamında bir soralım. Siz hangisini isterseniz bu senaryolardan diye. Evet abi baya baya uzun video oldu ya. İlk doğru, başlarda eee şey Önceden kameramız... Yemek tarifi verecek vaktim kalmadı. Çünkü evet. süpürülen seri de yok şu anda. Evet. Tam süpürülmedi kimse. Önceden kameramız başkayken 15 dakika şeyimiz vardı, limitimiz vardı. E biz de biraz tabii büyüyoruz. Bizim de imkanımız biraz gelişebiliyor. Artık 30 dakikalara kadar çıkıyoruz. Tamam, tamam. Bakalım bundan bir sonrası artık 1 saatlik <laughs> videolar değil. Yeterince geyik yapamadık çünkü ben inanılmaz yoğun bir dönemden geçiyorum ama hani o yoğunluğu biraz daha azalttığımız zaman yani şey gibi bu e, Feyyaz Yetin bir şarkısı vardı. 8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum diye. Evet. Benim de öyle yani 8-9 senedir falan bir yoğunluğum e, var as azalamadı. Aslında öyle bir yoğunluk ki normalde her şey gibi çıktığında her bölümü tak 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 tamam. izliyorduk. Şimdi düşün yani 5. sezon daha hiç başlayamadık Tabii Bitiyor yani bitiyor. Yani. <laughs> Sezon bütün... giremedik tamam. Normalde direkt her cuma izliyorduk. İşte biraz tabii yoğunluğumuz var. Evet. evet abi, arkadaşlarımıza gene klasik videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de bildirimleri açarlarsa çok seviniriz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Sağolsunlar.